mesaj geldi bir hanımefendinin. Ama yani böyle çok ama çok acayip böyle ilginç, değişik böyle yürek yaralayan, yürek parçalayan mesele olduğu zaman konuşuyoruz. Bakın iyi dinleyin ne ahvaller var. Gelen mesaj arkadaşlar. İyi dinleyin. Hocam görmeyecek okumayacaksınız diyor. Allah okutturuyor bak Allah nasıl ortaya çıkartıyor ve sohbette konuşuyor Allah Celle Celaluhu. Bak. Hanım abla ümitsiz bir şekilde yazmış. Görmeyeceksiniz, okumayacaksınız diyor ama ben yine yazayım demiş. Bak. Ben yine yazmak istedim. Ben 40 yaşımı geçtim. Kocamdan ayrıldım. 17 seneden beri iki kızı yalnız başıma büyüttüm. İyi tamam diyeceksiniz. Hocam benim kızım 21 yaşında kötü yolda çalışıyor. Evet. Anladınız değil mi? 21 yaşındaki kızım diyor kötü yolda çalışıyor. Ne yapsın bu kadın şimdi? Hem de öyle arkadaş kurban değil, isteyerek gönüllü. Düşüp kalkmadığı erkek yok. İçki içiyor, uyuşturucu kullanıyor. Değişik değişik babası yaşındaki adamlarla zina ediyor. Ne yapacağımı şaşırdım diyor. Yani arkadaşlar yani bir daha söylüyorum. Öyle ahvaller var, öyle insanlar var. Yani oturun, kalkın, halinize şükredin ama böyle insanlara dua edin. Gerçekten bak dua edin. İnsanların o kadının ahval nedir ya? İnsan yani evlat gerçekten başka bir şeye benzemez. Kocandan ayrılırsın başkasıyla evlenirsin. Karından ayrılırsın başkasıyla evlenirsin. O yoluna gidersen yoluna. Ama evlat çok farklı bir şey. Bir de anne ise çok ama çok farklı. Ya muhabbete bakar mısın? Söz dinlemez. Ağzı o kadar bozuk küfürbaz ki hocam diyor ne yapacağımı bilmiyorum. Vazgeçmiyor bir türlü. Ben namazını ihmal etmemeye çalışan, günlük Kur'an okuyan biriyim. Kendime buluyorum hatayı. Benim affedilecek günahım mı var kızım böyle kötü yola düştü diye. Bak bir de ama helal olsun bak kendine suç arıyor. Evet. Bu da iyi bir şey. Genelde böyle pozisyonlarda işte saçımı süpürge ettim de yemedim de yedirdim. Arkadaşlar bazen de saçı süpürge etmek, yememek, yedirmek daha fazla şımartıyor. Dengeli olmak lazım. Dengeyi sağlamazsan yemez, yedirir, giymez, giydirsen bu sefer her şey istemeye başlar. Sen kızım şunu al dersin. Şunu da al der. Şunu da al der. Bunu da al der. Kızım yeter. Hepsini aldın onu da alacaksın der. Dengeli gitmek lazım. Devamına bak. Hocam lütfen Allah rızası için dua edin diyor. Belki ben dua etmeyi bilmiyorumdur. Kimselere bir şey diyemiyorum. İyi dinleyin burayı. Kimselere bir şey diyemiyorum hocam. Kızımı soran olduğu zaman teyzesine gitti. Kuzenine gitti deyip yalan söylüyorum herkese diyor. Ne yapsın bu kadın ya? Rabbim tez zamanda bu kızımıza İman ahlakı nasip etsin. Amin. Bu hanım ablayı bu dertten kurtarsın. Amin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o mübarek ismi hatırına Rabbim bu hanım ablanın ne sıkıntısı varsa iptal eylesin. Amin. Çok utanıyorum hocam diyor. Lütfen Allah rızası için dua edin. Belki sizin duanız ile kızım kurtuluşa erer. Belki sizin duanızla huzura kavuşuruz. Kızım tövbe eder. Belki evine döner. Kusura bakmayın hocam. Böyle yazdığım için inanın ne yapacağımı şaşırdım. Allah kimseyi hayırsız evlatla imtihan etmesin. Amin. Ciddi anlamda söylüyorum. Evlat kadar acayip bir imtihan yok. En büyük imtihan evlatladır. Bekarlar anlamaz. Bekarlar da anasına babasına sorsun. Evet. Bekarlar anasına babasına sorsun. Nasıl bir şeymiş evlat imtihanı? Bak ne halde. Ne halde ya? Vallahi yazık ya. Uyuşturucu var, içki var, zina var, fuhuş var, küfür var. Her türlü pislik var. Ne yapsın bu kadın şimdi? Arkadaşlar yani o yüzden de şu boşanma meseleleri var ya çok acayiptir. Yani biz insanlar boşanmasın diye burada yüzlerce sohbet yaptık. Yüzlerce sohbet yaptık sırf insanların boşanmasın diye. Ama niye sohbet yapıyoruz? İşte bu yüzden. Sohbet yapmamızın sebebi bu arkadaşlar. Çünkü ana baba ayrılınca evlatlar boşlukta kalıyor. Ne yapacağını bilmiyor. Çoğu böyle yuvarlanabiliyor arkadaşlar. Çoğu. Çok nadirdir böyle ayakta kalabilen. Evet. O kadar ağır ki insanın evladının namusu ile imtihan olması. Çok ağır bir söz bu ya. Bak duyuyor musun?
insanın diyor evladının namusu ile imtihan olması. Aman ya Rabbi. Daha benim evime içki bile girmediği gibi tadı kokusu nasıldır bilmem ama benim kızım alkolik oldu ne olur diyor. Allah rızası için dua edin. Ya Rabbel alemin ya Rahmen Rahimin ve ya Hayran Nasirin. Ya Rabbi bu hanım ablamızın bu sıkıntısını iptal eyle. Amin. Onun evine huzur ver. Amin. Nerede bu ahvalde olan varsa böyle evlerin hepsindeki o sıkıntıyı iptal eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bu hanım ablamızın kızına iman selameti ver. Amin. Amin. Ona tez zamanda tövbe etme nasip eyle. Amin. Amin. Ona yaptığı bütün pislikleri, bütün günahları tiksinecek hale getir ya Rabbi. Amin. Amin. Yani bir de şöyle bir şey de var arkadaşlar. Amin. Allahümme salli ala seyyidina. Bir insan bir günaha düştüğü zaman yani şöyle anlatayım kaba tabirle. Fren patladığı zaman tutmuyor. Evet. Nasıl ki bazen böyle kamyonlar oluyor böyle şarlampolden aşağı yuvarlanıyor. Önüne geleni dağıtıyor değil mi arkadaşlar? Abi bu neredeydi? Mardin'de miydi? Bir kaza olmuştu tır. Nasıl olmuştu? Böyle önüne geleni ezdi geçti. İşte böyledir. Günah da böyledir arkadaşlar. Günah da böyledir. Bir kere başlarsan fren bir patlarsa bir de işte bak tek olmuyor. Yanında da götürüyor. O yüzden çoluğumuza çocuğumuza sahip çıkalım. O yüzden kızlarımıza bağırmadan, çağırmadan dikkatli bir şekilde evladım, çocuğum yapma Allah razı olsun. Ama ne yapacağız? Dua da edeceğiz. Hanım ablaya da tavsiye ediyorum. Evi böyle olanlara da tavsiye ediyorum. Ne tavsiye ediyor arkadaşlar? Sünnet üzere bir hayat. Ve arkadaşlar Yasin suresi bak çok mesaj geliyor. Hala defalarca söylememize rağmen hala mesaj geliyor. Allah razı olsun. Diyoruz ki Yasin suresi ne niyetle okunursa o niyet hasıl olur bu bir. İkincisi hacet namazı. Hacet namazını belki şurada 15 defa söyledik. Ama bir daha söyleyelim. Ya Rabbi niyet ettim senin rızan için hacet namazı kılmaya. Sıkıntı ne? Bak bu hanım abla ne diye kılacak mesela? Ya Rabbi kızımı ıslah eyle, kızımı düzelt, kızıma hidayet ver diye niyet edecek. Bu niyetle. Ya Rabbi niyet ettim senin rızan için hacet namazı kılmaya. Allahu Ekber. Ellerini bağladın. Kadınsa buradan tabii ki de. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebarek ismuk ve teala ceddük ve la ilahe gayrük. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratallezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim veleddâlin. Amin. Sonra kul ya eyyuhel kâfirûn lâ a'budu mâ ta'budûn ve lâ entum a'budûne mâ a'budu ve lâ ene a'budu mâ abadtum ve lâ entum a'budûne mâ a'budu lekum dînukum ve liyedîn. Ondan sonra rükû. Subhane rabbil azîm. Subhane rabbil azîm. Subhane rabbil azîm. Semi Allahu limen hamide. Allahumme rabbena ve lekel hamd. Sonra Allahu ekber. Subhan rabbiyal ala. Subhan rabbiyal ala. Subhan rabbiyal ala. Sonra daha da tane tane anlatıyoruz. İki rekat. Normal iki rekat namaz gibi kılınıyor. İkinci rekatta Fatiha peşine İhlas. İki rekat. Sonra ettehiyyatü salli barik. Rabbena tena rabbena fili. Sağa selam. Sola selam. Elini açıyorsun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Rabbel Alemin, Ya Rahmen Rahim ve Ya Hayren Nasirin. Ya Rabbi işte sıkıntın neyse. Ne istiyorsan bak bu illa ki hani sıkıntı işte borcun mu var? Derdin mi var? Ev mi alacaksın? Araba mı alacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksan bu işte. Bu kadar. Amin diyorsun. Yakinen kalben bu işi yaparsan Allah'ın izniyle iptal. Bütün sıkıntıdan iptal. Tamam inşallah. İnşallah. Rabbim bu hanım ablamıza tekrardan selamet versin. Amin. Amin.